Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoda her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Başlıkta da gördüğünüz üzere Trabzonsporlu oyuncuların bir takım performansları üzerine arkadaşlar konuşacağız. Türkiye biliyorsunuz dün kazandı ve ikinci olaraktan da Avrupa Şampiyonası elemelerine playoff oynayacak. Bakalım oradan sonra durumu ne olacak? Açıkçası playoff'lara çok şanslı görmüyorum milli takımı. Ya bunun sebebi rakipler zor. Yani Portekiz, İtalya, İsveç ciddi anlamda zor. Yani İskoçya ve Galler, Rusya şansımız var ama yani İtalya, Portekiz, İsveç'e karşı çok şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Ben hatta biraz daha arttırıyorum. Milli takımımız hep diyordu. Ben bunu da çok söylüyordum. Altın jenerasyon vesaire diye. Ben buna çok katılmıyordum. Çünkü santraforu Burak dışında yoktu. Kanat oyuncusu yoktu. Cengiz dışında. Yani bazı şeyleri konuşacağız. Mesela ben normalde Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğenmiyorum. Hatta dün tweet de attım. Acaba Kerem Aktürkoğlu için yorumlarım hakkında özür dilemem gerekecek mi diye. Ya ben hala Galatasaray seviyesinde, şampiyonluk seviyesinde oynayan bir takımın kanat oyuncusu olduğunu daha düşünmüyorum. Kadro içinde bulunabileceğini düşünüyorum Kerem'in. Ama şampiyon takımın seviyesinde bulunmadığını düşünüyorum. Yani şunu söylüyorum. Trabzonspor'da ilk 11 oynayamaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bakalım ama gelişimi fena gitmiyor. Eğer şey yaparsa özrümüzü dileriz yani. Biz illa dediğimizi dük, çaldığımız dük değil. Sırasıyla başlarım arkadaşlar. İlk bir Uğurcan'dan başlayalım. Yine dün saçma sapan tweetler atıldı. Sözde spor basınından, gazetecilerden. Yok işte Uğurcan bir de hep şöyle atılır ha tweetler ya da hep şöyle amalı. Yani işte Trabzonspor böyle bir baş sevme yapılır böyle. Böyle bir baş sevilir. Ama denir böyle sevilir. Sonra kalede şu olmalı. Dün işte Uğurcan Çakır Türkiye'nin iyi kalecisi. Ama ayakları daha iyi olduğu için Mert olmalı. İşte Uğurcan topları hep rakibe attı. Şimdi şunu bir geçelim. Mert Günok Şampiyonlar Ligi'nde ayaklarının ne kadar iyi olduğunu gördük. Tamam ayakları fena değil. İyi olabilir. Ayakları ne kadar iyi olduğunu gördük. Hatta hatalı gol de yedirtti. Beşiktaş'ta bu sezon kötü olduğunu gördük. Başakşehir'e geçen sezon da kötüydü. Yani iyi performans değildi. O şampiyon en iyi dönemindeki performansında değildi. Zaten ben de şuna hastayım ya. Yani şu olaya hastayım. Takımların, oyuncuların yani Türkiye Ligi sanki o kadar üst düzey bir lig ki. Yani Türk futbolunun da kanseri de her mevki için ayakları iyi oyuncu bakıyoruz. Sanki yani bütçeler ve kalite Barça veya City standartında yani önce kendi mevkilerinde oynayan oyuncular mevki gerekliliklerini yerine getirsinler. Sonra ayağa bakarız. Yani kaleci topu kurtarıyor mu? Geleni içine alıyor mu? Yan topları iyi mi? Defans hava topunda iyi mi? Müdahaleleri iyi mi? Kademesi iyi mi? Pozisyon bilgisi iyi mi? Yani ondan sonra ayağı iyi olanı tercih ederiz. Yani bana bu gereksiz fantezi geliyor. Yani çok saçma geliyor açıkçası yani. Anlayamıyorum. Uğurcan da bence ayakları da iyi. Yani öyle kazma bir kaleci değil. Soğukkanlı da. Buna niye takıldığını anlamıyorum. Yani büyük ve belki de var ya ilk 11'de en tartışılmaz 3 oyuncu vardır işte. Merih, Çağlar Uğurcan. Bu üçüdür en tartışılmazı. Hala anlayamıyorum. Çok saçma geliyor. Ben bunun bilerekten kasten yapıldığını düşünüyorum artık. Uğurcan da kaleye güven veriyor. Biraz daha milli takımın başarılı olması gerekiyor ki Uğurcan Avrupa arenasında daha çok gözüksün. Biliyorsunuz yani biz Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf'u falan çok oynatamadık Avrupa maçlarında. Uğurcan'ın oynaması, milli takımda düzenli oynaması ve milli takımın da başarılı olması gerekiyor. Çok önemli. Yani bence Euro 2020'de fena performansı yoktu ama milli takım o kadar rezaletti ki, o kadar felaketti ki yani o da altın çamura düştü hesabı oldu ama altın çamura düşerse de değeri kaybolmaz. Onu da söyleyelim. Geçelim. Berat en sona konuşacağım Abdülkadir Ömür'e. Burada benim Abdülkadir Ömür fan club olduğumu biliyorsunuz. Ben Abdülkadir Ömür'ü çok beğendiğimi biliyorsunuz. Ve çok desteklediğimi de biliyorsunuz. Abdülkadir Ömür'ün en büyük özelliği bir kere çok yönlü olması. Ben size hep anlatıyordum. Abdülkadir Ömür'ün benim hayalim var. Luka Modrić kariyeri. Luka Modrić de böyle yani ofansif orta saha, sağ solda oynuyordu. Ondan sonra işte Zagreb'teydi. Tottenham'a geldi. İşte ofansif orta saha olarak oynamaya başladı. Tottenham'dan transfer oldu Real Madrid'e. Forma şansı bulamadı. Kendini orta saha ikiliye adapte etti. Kroos'la beraber en son oyun kurucuya kadar döndü ki ödül aldı biliyorsunuz. Ben de Abdülkadir Ömür'ün aynen bu yolu izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Emre Belezoğlu da böyleydi. Ofansif orta sahaydı. Okan Buruk yanlış hatırlamıyorsam Trabzonspor'da Söner vardı. Söner ayağını kırmıştı. Okan ofansif orta sahayken biraz daha defansif role bölündü ki yani Emre Okan'lı orta saha Galatasaray'da Avrupa Kupası aldı. Ben de böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum Abdülkadir Ömür için. Hatta ilerleyen yani böyle 30'a yaklaştığında oyun kurucu Jorginho gibi, Modrić gibi bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Bu maçtaki performansı da klasını konuşturdu. Bence maçın içine çok ağırlığını koyamadı, aşırı ağırlığını koyamadı ama o kadar değerli bir oyuncu ki yani. Hatta babam da yorum atmıştı. Ben burada babamın yorumunu da söylemiştim. Abdülkadir gibi yetenekler yani 20 yılda 10 yılda bir çıkan oyuncular değeri bilinmeli. Maç içinde çok ağırlığı yoktu ama hemen kendini bir gösterdiğinde ona ayak uydurabilecek bir oyuncu olduğunda hemen pozisyonu hazırladı. Ama biraz daha tabii maçlara ağırlığını vermesi gerekiyor. 90 dakika yayması gerekiyor bu performansı. Fakat bunlar umut verici. Yani Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda da özgüven kazanması Abdülkadir Ömür için çok iyi. Yani hep aklınıza şu gelsin. 2019-20 sezonunda hatırlayın. Sakatlanmıştı. Sonra pandemiden sonra geri dönmüştü. Bir Göztepe maçı vardı. Göztepe. Gol atmıştı. Beto toptan sakınmıştı. Abdülkadir Ömür sakınmamıştı. Abdülkadir Ömür böyle bir oyuncu. O pozisyon hep aklınızda olsun. Ben Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor'da şampiyonluk göreceğini, Avrupa'da boy gösterip iyi bir paraya gideceğini yürekle inanıyorum. Yani geniş bir zamanda Vakayeme, Abdülkadir Ömür, Berat üzerinde de uzun videolar yaparım. Yani onlar hakkında bir fikirlerim var. Yani çok da bana sormuyorlar ama yani sizle de paylaşıyorum. Geçelim Berat'a. Berat hakkında burada çok söyledim. Çok video yaptım. Çok da konuştum. Şimdi Berat'ta bir potansiyel var. Ama Berat şu Busquets sevdasından vazgeçmeli. Yani Busquets bambaşka bir şey. Altyapıdan beri böyle yetişmiş bir oyuncu. Yani bambaşka bir organizasyon. Onun gibi zaten oyuncu yok. Şimdi Berat'taki sorun şu. Berat'ın 6 numara için özellikle temaslı oyuna alışması lazım. Ayrıca pozisyon bilgisi de geliştirmesi lazım. Ya, fizik gücü var. O fizik gücüyle örümcek gibi olmalı ya. Açıkçası Mehmet Topal gibi olmalı arkadaşlar. Mehmet Topal dediğiniz adam Valencia'ya transfer yaptı. Yani 5 milyon euro orada oynadı da Mehmet Topal az buz oynamadı arkadaşlar yani. La Liga'nın en top olduğu senelerde Mehmet Topal Galatasaray'dan Valencia'ya gitti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Hemen önümde açık zaten. 2010'da Galatasaray'dan Valencia'ya gitti. 2 senede orada 2 senede oynadı orada. Yani ki hatırlıyorum yani orada şeydi. Bakıyorum 59 maçta oynamış yani ilk sezonda. Gayet bence iyi. Ama en öne çıkan özelliği neydi Mehmet Topal'ın? Örümcek gibi. Yani lakabı örümcek gibi topları kapıyordu. Kaptığı topu da direkt 8 numaraya veriyordu. Ya da işte oyun kurucusuna veriyordu. Bir de defansı üçleyebiliyordu. Zaten stoper oynamıştı da çok var. Belki de Fenerbahçe kariyerindeki en büyük sıkıntı stoper de çok oynamasından dolayıydı. Ki kariyerine baktığınızda arkadaşlar yani 449 maç ön libero oynamış Mehmet Topal, 38 maç merkez orta saha, 32 maçta stoper ki size şunu da söyleyeyim Mehmet Topal yani bu zamana kadar da kariyerinde arkadaşlar yani 34'te gol attığını da ekleyeyim. 34 gol 32 asist. Yani toplamda ne ediyor arkadaşlar? 34 gol 33 asist pardon. 67 skor katkısı. İşte hayatında 558 maç oynamış. 67 skor katkısı var. Neredeyse her 9 maçta bir skor katkısı var. Öyle diyelim. Yani ben Berat'ın örnek alması gereken rolün Mehmet Topal olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yani o fizik ile örümcek gibi olmalı. Topun düştüğü yeri önceden hissetmeli. Bunlar zamanla olur. Bir 6 numaraya göre ayakları iyi. Benim hala çok umudum var. Fakat bu şeyden vazgeçmeli yani. Busquets'imden vazgeçmeli. 8 numara için skor katkısı yok. Yani Berat'ın Trabzonspor kariyerinde bak şu an bu sezon 12 maç oynamış. 0 gol 0 asist. Yani biraz da bunları görmemiz gerekiyor. Çok seviyorum. Trabzonspor kariyerinde 31 maçta 0 gol 0 asist. Gençler Birliği'nde 5 golü var. Asisti yok. Duran toplu zaten. Hani 2 tanesi yanlış hatırlamıyorsam. Bunlar sorun kardeşlerim. Beğeniyorum. Gelecek. Ama kendini evirmeli. Yani sempatik geliyor. Oyun tarzı modern bir oyun tarzı. Fenerbahçe'de Gustavo tartışılıyor. Tam öyle o temaslı oyuna, topun düştüğü yeri kovalayan, biraz daha fizik gücü öne çıkan, gözünü toptan sakınmayan. Yani Kayseri Spor maçında oyuna sonradan girmişti ya. O maç gibi bir performansları standart haline getirirse Berat için oldu diyeceğiz. Ki benim hala umudum var. Öğrenecek çok şey var Hamsik'ten. Yani böyle topçularla oynaması da gerekiyor. Biraz Berat'ın bence en büyük sıkıntısı Gençler Birliği'nden geç çıkmasıydı. Gençler Birliği'nin sıkıntı dönemlerinde oynamasıydı. O açıda Trabzonspor'da kaybediyor. O açıda hallediyor Abdullah Avcı ve iyi bir kadro sayesinde. Evet arkadaşlar, diyeceklerim bu kadar. Yorumların hepsine cevap vereceğim. Gördüm. Tek tek yorumlara cevap atacağım. Bu ara zamanım yok. Mesailerim ters diye cevap veremiyorum. Sizleri seviyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler.